Arkadaşlar merhabalar. Bir Dünya Savaşı ile karşınızdayım. Önemli bir konu biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin artık son savaşı. Yani bu savaştan sonra da Osmanlı yıkılacak. Bir Dünya Savaşı üçlü. Bu arada güzel yazacağım. Tamam mı? Haberiniz olsun yani. İnci gibi yazacağım. Üçlü İtilaf Devletleri ile üçlü İttifak Devletler arasındaki savaş. Şimdi Üçlü İttifak Devletleri 1882'de kuruldu. Lider Almanya. Kim var burada? Almanya, İtalya ve Avusturya. Avusturya, Macaristan arasında imzalandı. Üçlü İttifak Devletleri çeşitli zamanlarda, işte İngiltere ile Rusya arasında, Fransa ile Rusya arasında, İngiltere ile Fransa arasında anlaşmalar imzalandı ama son nokta 1908'de Reval görüşmeleriyle konuldu. İngiltere, Fransa ve Rusya, Çarlık Rusyası arasında imzalandı. O zaman orijinal devletler kim? Üçlü İtilaf'ta İngiltere, Fransa, Rusya, Üçlü İttifak'ta Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan var. Arkadaşlar Üçlü İtilaf'ın diğer bir adı Anlaşma Devletleri, Üçlü İttifak'ın diğer bir adı Bağlaşma Devletleri diye geçer. Bir de çizgi altı olan devletler vardır. Yani bu bloklara sonradan katılan devletler vardır. Kim bunlar? Savaşa değil, bloklara sonradan katılan, tamam mı? İşte Sırbistan, Japonya, Belçika, Romanya, ABD, Yunanistan gibi. Şuraya sonradan katılan var. Osmanlı ve Bulgaristan. Yani bunlar çizgi altı. Sonradan katılan devletler. Şimdi arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini iyi tahlil etmek gerekiyor. Birincisi, sanayi inkılabının ortaya çıkardığı durum. Nedir bu durumlar? Alt alta yazıyorum. Baştan başlayayım, yanlış gitmeyelim. Yani burayı yazarken bile bir sıra kullanalım. Nedir bu durumlar? Sömürge arayışı, diğer bir ifadeyle pazar, ham madde sorunu, bloklaşma, silahlanma yarışı, yani hepsini topladığınızda devletler arası rekabet. Dünya Savaşı'nın temel sebebi bu ki, bu olay daha çok İngiltere ile Almanya arasında yaşanan sorundur. İtalya'nın da sömürge arayışı vardır. Fransa'nın da sömürge arayışı vardır. Zaten İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya sanayileşmiş devletler ve birbirine rakip olan devletler. Akdeniz'de, Pasifik'te, Atlas Okyanusu'nda, Afrika'da sömürgeleri olan ve bu sömürgelerden dolayı birbirine düşmancı tavırlar besleyen devletlerdir. Ama aktörler kimdir? İngiltere ile Almanya'dır. Mesela Almanya Fransa'dan Alsace-Lorraine'i alır. Zengin kömür yatakları. İtalya Etiyopya'ya yerleşmeye çalışır. İşte Almanya'nın Alsace-Lorraine'i alması, İtalya'nın Habeşistan'a yerleşmesi bu devletlerle bunları karşı karşıya getirir. Rusya panslavisttir. Balkanlarda panslavist politikayı ortaya koyar, Balkanları kışkırtır. Bundan en çok rahatsızlık duyan iki devletten biri Avusturya'dır. Bu olay Avusturya'yı Almanya'nın kucağına atar. Doğal olarak Rusya bu tarafta, Avusturya da bu tarafta olur. Şimdi devam ediyorum. Savaşın diğer bir sebebi Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı durumdur. Nedir bu durum? Milliyetçiliktir. Milliyetçilikte daha çok iki devleti kullanırız. Biri Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın pan-Cermenizm politikası, Alman Birliği, Cermen Birliği politikası ki Almanya ile Avusturya akrabadır. Diğeri ise Rusya'nın
Panslavizm. Panslavizm politikasıdır. Tamam mı? Şöyle sileyim. İnci gibi yazacağım dedim ya. Panslavizm politikasıdır. Bir de arkadaşlar özel sebepler vardır. Mesela nedir? Birincisi Fransa'nın Alsas-Loren sorunudur. 1871 Sedan Savaşı'nda 3. Napolyon Almanları esir düştü. Sedan Savaşı'nda Fransa Alsas-Loren'i Almanya'ya kaptırdı. Burayı geri almak istiyor ki Alsas-Loren evlat acısı gibi koymuştur Fransa, yani o kadar kötü bir durum. Japonya'nın sorunu da şudur. Japonya Pasifik'teki adalarını Almanya'ya kaptırmıştır. Bu da evlat acısı gibi koymuştur ona. Yani Japonya Pasifik'teki adaları Fransa Alsas-Loren'i geri almak amacıyla savaşa girecek. Rusya Panslavizm, Avusturya Oslavizm politikasına karşı tepki olarak İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya sömürgecilikten dolayı savaşa girecek. Öyle bir hale gelecek ki bu savaş birçok devleti farklı sebeplerden dolayı etkilediği için dünya savaşı görünümüne bürünecek. Tamam mıdır gençler? Şimdi tablo bu. Bakın şimdi. Şöyle bir olay oluyor. İyi dinliyorsunuz burayı. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Veliahtı. Arkadaşlar Ferdinand Veliaht kral öldükten sonra geçecek başa. Saraybosna'yı ziyarete gidiyor. Saraybosna'yı ziyarete gidiyor. Yani diğer bir ifadeyle Bosna'nın merkezini ziyarete gidiyor. Bu arada Bosna Hersek toprakları Avusturya Macaristan'ın elinde. Bu toprakları Sırplar da almak istiyorlar. Yani Sırpların Bosna Hersek'te gözü var. Ve Sırpları bu noktada kışkırtan devlet de Rusya. Aslında Rusya'nın Balkanlarda bir panslavist politikası var. Rusya'nın panslavist politikasını uygulayan jandarma devlet ise Sırbistan. Yani aslında panslavizm diye bir akım var. Bu akımın destekçisi, ideoloğu Rusya. Bunun jandarması, bunu Balkanlarda yürüten devlet de Sırbistan. Ve Avusturya Macaristan'ın bir kısmı Slav olduğu için bu politika onu rahatsız ediyor. Doğal olarak da Sırplar ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında ciddi bir çekişme var. Toprak çekişmesi. Bu çekişmede hangi coğrafyada ceryan ediyor? Saraybosna'da, Bosna Hersek'te yani. İşte Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand Saraybosna'yı ziyarete gidiyor. Karısıyla birlikte. Trenden inerken bir Sırp milliyetçi olan panslavist politikanın ideolojinin savunucusu bir Sırp milliyetçi olan, panslavist bir milliyetçi olan bir öğrenci, genç bir öğrenci, Prinsip diye bir çocuk veliahtı öldürüyor. Kralın oğlunu öldürüyor, yani böyle düşünün, veliahtı öldürüyor. Arkadaşlar bu müthiş bir siyasi suikast, hatta şöyle bile geçebilir, dünya tarihinin ilk siyasi suikastı olarak bile geçer. Bu anlamda ama, tamam mı? Yani normalde suikaste uğramış devlet adamları yok mu? O var tabii ki. Bir Sırp milliyetçi Avusturya Macaristan veliahtını bıçaklayarak öldürüyor. Bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a diyor ki o çocuğu bize teslim edin. Bir ultimatom çekiyor. Avusturya Macaristan'ın isteğini Sırbistan kabul etmiyor. Hatta gün veriyor. Şu kadar da zamanın var. Şu zamana kadar vermen gerekir diyor. Sırplar o çocuğu teslim etmiyor. Ve bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. İşte bomba böyle patlıyor. Yani aslında bir dünya savaşını fitilleyen olay bu oluyor. Yani bu olay olmasaydı birkaç gün sonra belki başka bir sebepten dolayı savaş çıkacaktı. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Bu arada Almanya ile Rusya arasında bir anlaşım imzalanıyor. Almanya ile Rusya tarafsız olduğunu ilan ediyor. Bu arada Almanya ile Osmanlı arasında bir anlaşım imzalanıyor. Almanya Osmanlı'dan İttihat Terakki'den, ki Babali ile İttihat Terakki yönetiminde tek başına etkili olmuştu. İttihat Terakki'den şu sözü alıyor. Ben savaşa girersem sen de savaşa gireceksin sözünü alıyor. Bu 2 Ağustos'ta oluyor arkadaşlar. Rusya, şimdi Avusturya Sırbistan'a savaş açtı ya. Rusya Almanya'ya verdiği sözde durmuyor. Rusya da Avusturya Macaristan'a savaş açıyor. Yani Sırbistan'ı koruyor. Ve bunun üzerine Rusya
Mutia anlaşmaya sadık kalmadığı için Almanya'da Rusya savaş açıyor. Ya nasıl bir şeydir bu? Olayı gördünüz mü? Bir veliaht ölüyor, 9 milyon insan ölüyor yani. Böyle bir tablo. Almanya'da Rusya savaş açıyor. Şimdi Fransa'nın kuyruk acısı neydi? Alsace-Lorraine. Peki İngiltere'nin kuyruk acısı neydi? İngiltere'nin sömürgecilikteki en büyük rakibi Almanya ve Rusya ile İngiltere aynı blokta. İşte Almanya-Rusya savaş açınca İngiltere'de, Fransa'da Almanya savaş açıyor. Almanya arkadaşlar böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. İtalya Almanya'ya yamuk yapıyor. Diyor ki ben savaşa girmeyeceğim diyor. Yani İtalya her ne kadar ittifak devletleri bloğunda olsa bile Birinci Dünya Savaşı'na girmeyeceğini söylüyor. Buraya kadar anlaştık mı arkadaşlar? Japonya Pasifik'te kaptırdığı, Almanya'ya kaptırdığı adaları geri almak amacıyla Almanya'ya saldırıyor. Savaşın kaderini, birazdan göreceğiz bunu, kaderini belirleyen devlet ABD oluyor. ABD'nin savaşa girmesi kısa bir süre sonra savaşın bitmesine sebep olacak. Savaşa son katılan devlet ise Yunanistan oluyor. Japonya ise Pasifik'teki adalarını Almanya'dan geri aldıktan sonra savaşı bırakıyor. Savaştan ilk çekilen devlet de Japonya oluyor. Kısaca anlatıyorum, savaşa daha girmedik. Osmanlı'nın savaşa girmesi savaşın uzamasına neden oluyor. Normalde şu tabloda İngiltere Almanya'nın fişini 1916'da çeker, bitirir. Ama Osmanlı'nın savaşa girmesi savaşın geniş alana yayılmasına, Almanya'nın yükünün hafiflemesine neden oluyor. Ve savaşın ömrü, Çanakkale cephesidir bunun sebebi, savaşın ömrü 2 yıl uzuyor. Yani Osmanlı hantallığından dolayı savaşa girince savaşın ömrünü uzatan devlet oluyor. Burada da Bulgaristan'la ilgili de şuna bakmanız lazım. Yakın çekim. Şurası Osmanlı, burası Avusturya Macaristan, burası Almanya. Şimdi biz, bizde insan çok, Almanya'da silah çok. Biz savaşı Almanya'dan aldığımız silahlar ve cephanelerle yürütüyoruz. Ve böyle bir hat var. Şu Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle Almanya ile Osmanlı arasında silah akışını sağlayan köprü kurulmuş oluyor. Yani aslında Bulgaristan Almanya ile Osmanlı arasında köprü vazifesini gören devlet olacak. Hatta savaş da şöyle bitecek. Sonuna doğru geleyim, daha başlamadık savaşa. Sadece belli nokta atışları yapmaya çalışıyorum. Bulgaristan bizde savaşı bırakıyor. Bulgaristan savaşı bırakınca köprü yıkılıyor. Arkasından Osmanlı savaşı bırakıyor. Doğu tarafı çökünce arkasından Avusturya, arkasından Almanya savaşı bırakıyor ve Birinci Dünya Savaşı sona eriyor. Tamam mıdır çocuklar? Tamam. Bu tabloyu kurdum. Şimdi savaşın gelişimine bakıyorum. Tamam mı? Gelişimi. Bunun için harita çizmem lazım. Bakın şöyle. Dikkat edin buraya. Çok basit bir harita çizeyim size. Şurası Almanya. Burası Fransa. Burası Belçika. Burası İngiltere. Burası Rusya. Şurası Avusturya, Macaristan. Şurada da Balkan devletleri var. Böyle görün, tamam mı? Osmanlı'ya gelince Osmanlı toprakları da şurası. Bugünkü Anadolu. Bugünkü Anadolu. Ve Orta Doğu toprakları. Orta Doğu derken neyi kastediyorum? Irak, Arabistan, Suriye, Anadolu toprakları. Burası da Osmanlı'nın. Cephelere bakalım şimdi. Sırbistan ile Avusturya arasında bir cephe var. Rusya ile Avusturya arasında bir cephe var. Galicia'dır burası. Tamam, Romanya'da girecek savaşa. Almanya ile Rusya arasında bir cephe var. İngiltere ile Almanya arasında bir cephe var. Almanya bu arada Belçika'yı işgal etmiş. Almanya gerek Birinci Dünya Savaşı'nda gerekse İkinci Dünya Savaşı'nda Belçika üzerinden Fransa'ya girer. Yani iki savaşta Belçika savaş alanına döner arkadaşlar. Almanya Fransa'ya saldırır ya da Fransa Almanya'ya saldırır. Almanya bunun üzerine Belçika üzerinden Fransa'ya girer. Belçika savaş alanı olduğunu söyler. Yani şöyle baktığınızda arkadaşlar bir doğu cephesi var, doğru mu? İki batı cephesi var. Gördünüz bunu. Savaş Avrupa'da devam ediyor. Bir de şurada Pasifik'te Japonya ile Almanya arasında savaş var. Tablo bu.
Şimdi savaş böyle devam ederken, Almanya diyor ki ya benim durumum çok kötü. Nasıl kötü? İtalya yamuk yaptı. İtalya üçlü ittifak devletlerinden olmasına rağmen savaşa girmeyeceğini söyledi. Tarafsızlığını ilan etti. Doğal olarak Almanya hem Fransa hem İngiltere hem de Rusya tarafından kıskaca alındı. Eğer tablo böyle devam ederse Almanya savaşı kaybedebilir. O yüzden Almanya Osmanlı ile ilgili planlar kurdu. Dedi ki Osmanlı yanıma çekmem lazım. Osmanlı savaşa girmesi lazım. Hatırlarsanız Osmanlı'nın başındaki İttihat Terakki'de Almanya bu sözü vermişti 2 Ağustos 1914 tarihli antlaşmayla. Ne dedi? Savaşa girersen ben de senin yanında savaşa girerim dedi. Peki şu sorunun cevabını vereceğiz ilk önce. Almanya neden Osmanlı'yı yanına çekmek istiyor? Tabloya bakın. Şimdi Osmanlı'nın gençler tabloyu tahlil etmeniz lazım. Yani haritayı kullanmanız lazım. Osmanlı savaşa girerse, Osmanlı jeopolitik konumuna, coğrafi konumuna bakın. Osmanlı savaşa girerse kesinlikle bir, Rusya'ya karşı bir Kafkas cephesi açılacak kesin. İki, İngiltere'ye karşı bir kanal cephesi yani Süveyş cephesi açılacak. İki, üç, Çanakkale cephesi açılacak. Doğal olarak üç cephe kesin açılacağı için bu olay Almanya'nın Orta Avrupa'daki yükünü hafifletecek. Savaş farklı alanlara yönelecek. Doğal olarak Almanya rahatlayacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Almanya'nın Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak istiyor olmasının sebebi onun jeopolitik konumundan yararlanmak, dikkat edin cümlelerime, çok cephe açtırmak ve savaştaki yükünü hafifletmek. Anladınız değil mi? Bak bir cümlede üç kuş. Devam ediyorum. İki, Osmanlı'nın halifesinin gücünden yararlanmak. Arkadaşlar Osmanlı padişahı ki o tarihlerde padişah 5. Mehmet Reşat'tır. İhtiyar 1909'da hükümdar olmuştu hatırlayın. Mecliste yemin eden ilk padişahtı. Aynı zamanda halifedir o. Onun gücünden yararlanmak istiyor. Halife İslam dünyasının lideridir, dini lideridir. Eğer halife cihat ilan ederse o zaman İslam dünyasının Almanya'nın yanında, Osmanlı'nın yanında savaşa girmesi farz olur. Bu böyledir. Peki nereler İslam dünyası? Hindistan İslam dünyası. Ön Asya İslam dünyası. Kuzey Afrika İslam dünyası. Ve bu toprakların büyük bir çoğunluğu İngiltere ve Fransa tarafından sömürülüyor. Özellikle Kuzey Afrika ve Hindistan. Kuzey Afrika'da en çok sömürgesi olan Fransa, Uzak Doğu'da, Uzak Güney Asya'da en çok sömürgesi olan İngiltere. Ve buralar Müslüman. O zaman Almanya bir cihat ilan ettirerek buradaki sömürgeleri isyan ettirmeye çalışacak. O zaman iki, halifenin gücünden yararlanacak. Arkadaşlar üç, Osmanlı'nın petrol yataklarından yararlanacak. Osmanlı toprakları biliyorsunuz petrol yatağı. Osmanlı'nın insan potansiyelinden yararlanacak. O yüzden Almanya Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak istiyor. Peki, şöyle bir sorunun cevabını verelim. Osmanlı neden savaşa girmek istiyor? Osman derdi ne olabilir? Savaş başladığında Osman başında Padişah 5. Mehmet Reşat var. Yönetime egemen bir İttihat Terakki var. Başbakan Said Halim Paşa. Tamam mıdır arkadaşlar? Yani Sadrazam İstanbul Hükümeti'nin başında. Osman niye savaşa girmek istiyor? Bunun birinci sebebi kaybettiği toprakları geri almak istiyor Osmanlı. Birincisi bu. Kaybettiği toprakları geri almak. İki, kapitülasyonları kaldırmak istiyor ki Osmanlı perişan olmuş özellikle 1740 kapitülasyonlarından sonra mahvolmuş Osmanlı. Kapitülasyonları kaldırmak istiyor. Böylelikle Osmanlı eski saygınlığını kazanmak istiyor arkadaşlar. Ve Osmanlı zamanında İngiltere'ye, bakın şimdi İngiltere'ye, iki çuval para veriyor. Diyor ki arkadaş al bu paraları bana donanma ver. Biliyorsunuz Osmanlı'nın dağılma döneminde dünyanın en güçlü, ikinci, bazı yerlerde üçüncü güçlü donanmasını Abdülaziz kurmuştu. Dünyanın en büyük üçüncü filosunu kurmuştu. Fakat bu kullanılamadı bu donanma. Doğal olarak çürüdü gitti. Osmanlı yeniden bir donanma kurmak istiyor bu dönemde, İttihat Terakki döneminde. Almanya para veriyorlar.
şey Almanya diyorum özür, İngiltere'ye para veriyorlar. İngiltere bu paraları cukka ediyor. Yani duyunumluğu borcuna sayıyor, gemileri vermiyor, parayı da vermiyor. İngiltere'ye karşı bir nefretimiz var. İki, zamanında Osmanlı şu bloğa girmek istiyor. İtilaf bloğuna girmek istiyor. İngiltere'ye diyor ki beni al bu bloğa. İngiltere diyor ki alamam. Neden? Çünkü Rusya'yı çektim yanıma. Rusya'yı çekerken senin topraklarını vaat ettim. Yani nasıl bir yaman çelişki? Olur mu böyle bir şey? Osmanlı nasıl böyle bir bloğa girmek ister? Doğal olarak Osmanlı'nın işte Alman İngiltere'ye vermiş olduğu paraları geri alamaması, İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı'yı parçalamaya başlaması, reval görüşmeleri Osmanlı'yı Almanya'ya yakınlaştırıyor. Ve Osmanlı'nın başındaki İttihat terakkicilerde bir Alman hayranlığı var. Ve hatırlayın yine Balkan Savaşları bitince Osmanlı Almanya'dan subaylar getirmişti. Liman von Sanders liderliğinde. Ve orduyu Alman subaylar modernize ediyor. Yani savaş başladığında bizim ordumuzu yöneten Alman subaylar. Ve savaşı Almanya'nın kazanacağına inanıyoruz biz. O yüzden Osmanlı bu sorunlarını halletmek amacıyla Almanya'yı tercih ediyor. Bence Osmanlı kumar oynuyor yani. Aslında savaşa girmeyecek, it iti kıracak yani. Bırak onlar göversin birbirlerini. Sen işine bak yani. Abi işte İttihat Terakki'nin yanlış politikaları. Bu arada gençler, İttihat Terakki Türk tarihinin ilk siyasal partisidir. İkinci meşrutiyetin ilanıyla yönetime egemen olur. Yönetimde ağırlığını hissettirmeye başlar. Babali baskınıyla yönetimi tamamen ele geçirir. 1913'te. 1913-1918 yılları arası aslında İttihat Terakki dönemidir. Bu dönemde İttihat Terakki güzel şeyler de yapar. Ekonomide milliyetçiliği benimser. Ben bunu anlattım size, hatırlayın. Milli İtibar Bankası'nı kurdurur, kapitülasyonları, gümrük vergilerini yükseltir, kapitülasyonların zararlı etkilerini gidermeye çalışır. Yabancı şirketlerde Türk işlerin çalıştırılmasını zorunlu hale getirir. Teşvik Sanayi Kanunu'nu çıkarır. Darül Elhan'ı kurar. Darül Elhan, Darül Bedai'yi kurar. Darül Eytam'ı kurar. Darül Eytam yetimler evi. Darül Bedai tiyatro, Darül Elhan konservatuvar. Bunları kurar. Güzel şeyler de yaptı İttihat Terakki. Ama işte Osmanlı'yı savaşı sokacak kafaya koymuş. Kumar oynayacak yani İttihat Terakki. Bu yüzden Osmanlı İttihat Terakki Almanya'yı tercih eder. Ve plan başlar. Plan şu. İyice bakın buraya gençler. Plan şu. Burası Manş Denizi, İngiltere ile Avrupa arasındaki deniz. Burada Alman donanması ile İngiliz donanması arasında savaş başlar. Bu savaşta İngilizler Almanları mağlup eder. Ve iki Alman gemisi, bunlar Goben ve Breslau adlı iki Alman gemisi, bu baskından kurtulur, kaçar, Cebeli Tarık'tan geçer, İstanbul'a demirler. Çanakkale'ye geçer, İstanbul'a demirler. Osmanlı bu iki gemiyi korur ve satın aldığını duyurarak Goben'e Yavuz, Breslau'a Midilli ismini verir. İngilizler gelir. İngilizler der ki arkadaş bunlar savaş gemisi. Senin bu gemileri alıp koruman doğru değildir der. Tarafsızsın sen ki doğrudur, Osman tarafsızlığını ilan etmiştir. Osman da bunun üzerine der ki yok ben bu gemiyi satın aldım der. Bu Osmanlı'nın savaşa girme taraftarı olduğunu gösterir. Bunun üzerine İngiltere tutuşur. Çünkü savaşa girerse Osmanlı şunlar olacak yani. O savaş uzayacak. Bir sürü sıkıntı olacak filan. İngiltere'nin uzak doğuya giden sömürge yolları tehlikeye girecek biliyorsunuz. Süveyş'ten geçiyor o. Osmanlı'ya der ki arkadaş sen savaşa girme. Ben senin isteklerini karşılayayım. Yani kapitülasyonları kaldırmakta yardım edeyim. Dış borçların ödenmesinde yardım edeyim filan gibi tekliflerde bulununca İttihat Terakki yönetimi yani Said Halim Paşa hükümeti bunu kabul etmez. Ve Goben ve Breslau, Rus topraklarından Sivas, Topol ve Odessa'yı bombalar. Yani şuraları bombalar. Sivas, Topol ve Odessa'yı bombalar. Yani Osmanlı resmen Rusya'ya savaşır. Yani Osmanlı Rus topraklarına girer. Böylelikle Osmanlı kendini bir anda savaşın ortasında bulur. Osmanlı savaşa girdiği gün 14 Kasım, 15 Kasım girdiği gün Osmanlı cihat ilan eder, kutsal cihat ilan eder, halife
bir ferman çıkarır, cihatı ilan eder. Şeyhülislam'dan aldığı izinle ve arkadaşlar Osmanlı kapitülasyonları, kapitülasyonları kaldırdığını duyurur ki Osmanlı tarihinde ilk defa resmen kapitülasyonları burada kaldırır. Fakat bu çok bir işe yaramayacaktır. Çünkü Osmanlı savaştan yenik çıkacaktır. Kapitülasyonların kaldırılması asıl Lozan'da olacaktır. Tamam mıdır? Osmanlı'nın savaşa girmesiyle savaşta yeni cepheler açılır ve savaş geniş bir alana yayılır. Savaşın ömrü 2 yıl uzar. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada şunu unutmuyorsunuz. Osmanlı nasıl savaşa girdi? Osmanlı neden Almanya'yı tercih etti? Almanya neden Osmanlı'yı istedi? Savaşın genel sebepleri, özel sebepleri, genel sebepleri, özel sebepleri ne oldu? İtilafta kimler var? İttifakta kim var? Kim yamuk? Kimin özel sorunu var? İlk çekilen kim? Son katılan kim? Kaderini belirleyen kim? Bulgaristan'ın köprü rolü ne? Bunları unutmuyorsunuz. Savaş alanı olan devlet, yani Almanya'nın Belçika üzerinden Fransa'ya girmesi, bunları unutmuyorsunuz. Anlaştık mı gençler? Peki, şimdi tahtamızı temizleyelim. İşte gizli antlaşmalar, cepheler, Osmanlı'nın durumuyla devam edelim. Hadi bakalım. Gençler, tekrar ben, tekrar merhabalar. Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci partıyla devam ediyoruz. Başlığımız gizli antlaşmalar. Şimdi gizli antlaşmalar, İtilaf devletlerinin, bakın, İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı aralarında paylaşmak amacıyla yaptıkları antlaşmalardır. Kim var burada? İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya var. Yani 4 tane devlet bir araya geldiler. Osmanlı'yı paylaştılar. Yani şimdi hani Doğu sorunu var ya, Doğu sorunu. Nedir o Doğu sorunu? Diğer bir ifadeyle şark meselesi. Osmanlı'yı paylaşmak. İslam'ı yok etmek. İslam dünyasını sömürge altında tutmak. Osmanlı'nın varlığını, otoritesini ortadan kaldırmak. Doğu sorunu bu. Şimdi işte bu sorunu aralarında çözmek istiyorlar. Peki kimler var burada? İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya var. 4 devlet var. 5. devlet yok, haberiniz olsun. Peki neden böyle bir antlaşma imzalıyorlar? Osmanlı'yı paylaşmak için. Neden şimdi imzalıyorlar? Yani savaş bitsin diye, savaş devam ederken imzalıyorlar. Ki yani 1915-1917 yılları arasındadır bu antlaşmalar. Neden savaş devam ederken imzalıyorlar? Çünkü savaştan sonra, yani galip gelirlerse savaştan sonra aralarında Osmanlı'yı paylaşmakta yeni bir sorunun çıkmasını engellemek istiyorlar. Çünkü Osmanlı topraklarını paylaşmak bunlar için sorundu 19. yüzyılda, hatırlayın. Birbirlerine düştü bunlar. O zaman bunlar savaş devam ederken Osmanlı'yı paylaşıp kaderlerine savaş sonrasında razı olmak istiyorlar. Sonradan çıkacak sorunları önceden çözmek istiyorlar. Tamam mıdır? Şimdi bu antlaşmaları teker teker ben yazayım. Birincisi Londra. Londra antlaşması. Şimdi bu antlaşma ile İtalya'ya arkadaşlar Ege'den Mersin'e kadar olan toprakları verdiler. Yani Akdeniz sahilleri, Güney Batı Anadolu topraklarını verdiler. Ve bu antlaşmayla, demiştim sizden kusura bakmayın, hastayım, öksürüğüm olur demiştim. Bu antlaşmayla arkadaşlar İtalya saf değiştirdi. Yani İtalya'nın saf değiştirmesine sebep olan antlaşma bu oldu. İngiltere İtalya'yı yanına çekebilmek için bu antlaşmayı imzaladı ve İtalya'ya bu toprakları vaat etti. Savaştan galip çıkarsak bu topraklar senindir dedi. Birincisi bu. Yani aslında şöyle yapabilirim. Bakın şimdi Anadolu, tamam mı? Şöyle gelsin, bize lazım olan o günkü Osmanlı toprakları, Afrika çok lazım değil. Dedik İtalya'ya, arkadaş dedi, şuradan başlıyorum, Muğla, Aydın,
Mersin'e kadar olan coğrafya, Konya sınırı dahil senindir dedi. Burayı İtalya'ya verdiler. Tamam mı? Arkadaşlar iki, İstanbul. İstanbul antlaşması. Bu antlaşma ile Rusya'ya Boğazlar ve Marmara kıyılarını verdiler. Yani Rusya'ya şu toprakları verdiler. Boğazlar ve Marmara kıyıları şu coğrafya Rusya'ya verildi. Paylaşıyorlar artık. Arkadaşlar 3. Sykes-Picot antlaşması. Sykes İngiliz, Picot ise Fransız. Yani İngiltere ile Fransa arasında. Bu antlaşmayla Fransa'ya Adana, Mersin, Suriye kıyısı verildi. İngiltere'ye Musul hariç Irak toprakları verildi. Musul ve Ürdün, Lübnan bölgesinde özerk bir Arap devletinin kurulması kararlaştırıldı. Yani orada bir Arap devleti kuralım. Bu devlet İngiltere ve Fransa kurumasında olsun dedi. Yani aslında Sykes-Picot'la İngiltere ile Fransa Osmanlı topraklarının Orta Doğu'sunu paylaştılar. Ama Musul hariç denildi. Çünkü Musul ciddi bir petrol yatağı. Yani o zaman şu toprakları Güneydoğu Anadolu'yu ve Suriye kıyılarını Fransa'ya bıraktılar. Musul hariç Irak topraklarını İngiltere'ye bıraktılar. Musul'da ve Lübnan, Ürdün şu bölgede gençler, şu bölgede özerk bir Arap devletinin kurulmasına karar verdiler. Tamam mı? Burası da tamam. Geliyorum şimdi 4'e. Petrograd antlaşması. Bu antlaşma ile Rusya'ya Karadeniz sahilleri ve Doğu Anadolu'yu verdiler. Trabzon bölgesi ve şu bölgeyi verdiler. Şu coğrafyaları Fransa'ya verdiler. Şey Fransa diyorum, çok özür. Rusya'ya verdiler. Arkadaşlar 5. Saint-Jean de Merlin, Maurienne antlaşmasını imzaladılar. Bu antlaşma ile İtalya'ya Konya, Antalya, İzmir ve çevresini verdiler. Diğerlerini de tekrar ettiler. Yani işte Sivas ve Malatya'ya kadar Güneydoğu Anadolu Fransa'ya, Hakkari bölgesi şu bölge İngiltere'ye, işte şu topraklar Rusya, şu topraklar İtalya'ya, artı İzmir ve çevresi İtalya'ya dediler. Tamam mı? Yani dikkat edin, elhamdülillah Çorum'u kurtardık. Değil mi? 6, yani bakar mısınız olaya yani? Adamlar Şark sorununu çözüyorlar. Osmanlı'yı hatırlayın, 1815 Viyana Kongresi'nde Rusya atmıştı böyle bir meseleyi. 6, MacMahon antlaşması. Bu antlaşma İngilizler ile, İngiliz Charles Lawrence vardır, İngilizler ile Araplar arasında imzalandı ki buradaki Arap şeyhi Şerif Hüseyin'dir. Bunlar da imzalandı. Ve Araplara, Şerif Hüseyin'e Araplara bağımsız devlet sözü verdiler. Dediler ki Araplar bağımsız bir devlet olacak dediler. Ve işte Şerif Hüseyin kabilesinin, Arapların bir kısmının ihaneti MacMahon'la başlamış oldu. Bu olay, bu antlaşma ümmetçilik yani İslamcılık anlayışını bitirdi. Bir dünya savaşında İngiliz oyunu ile, kışkırtıcılığı ile Araplar Osmanlı'ya karşı
isyan çıkardılar. Bu da halifeliğin dini duyguların birleştirici özelliğini kaybettiğini, milli duyguların dini duygulara ağır bastığını gösterir ve ümmetçilik yani İslamcılık anlayışı önemini yitirmiştir deriz. Tamam mıdır gençler? Şimdi gizli antlaşmalar bunlar, isimleri bunlar, kimler imzaladı, nereye aldı? Şöyle bir olay oldu, bakın şimdi. Rusya rejim değişti. Rusya'da rejim değişti. 1917'de, 1917 Ekim ayında Rusya'da ihtilal çıktı. Çarlık Rusya yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu. Lider Lenin Sovyet Rusya kuruldu. Ve Sovyet Rusya ile yani sosyalistler ile Bolşevikler. Bunlar Bolşevik, tamam mı? Bolşevikler ile Çar taraftarları arasında iç savaş yaşandı. Ve bu iç savaşta İngiltere ve Fransa gibi özellikle İngiltere devletleri Çar tarafını tuttu. Doğal olarak Rusya savaştan çekildi. Savaştan çekildi. Çekilmekle kalmadı. Gizli antlaşmaları, bunu unutmuyorsunuz, gizli antlaşmaları dünyaya duyurdu. O zaman bu antlaşmalar İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya arasında imzalandı. Osmanlı paylaşıldı. Şark sorununu çözdüler ki burada gitti zaten. Şerif Hüseyin'e devlet vaat ettiler. Sadece şurada bir İç Anadolu kaldı. Şark sorunu çözmeye çalıştılar. İleride çıkacak sorunları önceden halletmeye çalıştılar. Ama bu antlaşmaları rejim değişikliğine uğrayan, savaş devam ederken rejimi değişen tek devlet Rusya'dır. Rejim değişikliğine uğrayan Bolşevikler, Ruslar bu antlaşmaların hepsini dünyaya duyurdular. Ve bu antlaşma afişe oldu, aşikar oldu. Bu antlaşmalara ABD tepki gösterdi. Hatta ABD tarafından yayınlanan Wilson ilkelerinde denildi ki gizli antlaşmalar geçersiz sayılacak, açık diplomasi izlenecek denildi. Duyuran Rusya, en çok tepki gösteren Amerika Birleşik Devletleri olmuş oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Gizli antlaşmalar deyince aklımıza bunlar gelecek, bunu unutmuyoruz. Şimdi Osmanlı savaşa girdi. Nasıl girdiğini anlattım. Goben, Breslav, Odessa, Sivastopol anlattım. Şimdi Osmanlı'nın savaştığı cephelerin isimlerini yazacağım size. Arkadaşlar, birincisi yani A şıkkı saldırı. Saldırı. Diğer bir ifadeyle taarruz cepheleri. Neyi anlatmaya çalıştım burada? Osmanlı'nın açtığı cepheler. Osmanlı saldırıyor. Peki Osmanlı niye savaşa girmişti? Kaybettiği toprakları geri almak amacıyla. O zaman bu cepheler Osmanlı'nın almak istediği toprakları almak için savaş açması sonucu açılan cephelerdir. O zaman bu cepheler bizim toprağımız değil o günkü almak istediğimiz toprakların ismi olacaktır. Nedir bunlar? Bir, Kafkas cephesi. Kafkasları, Karslardan Batum almak istiyoruz. İki, Kanal cephesi. Mısır'ı Süveyş almak istiyoruz. Biz açtık burayı. Arkadaşlar B, savunma cepheleri. Şimdi savunma cepheleri de nedir? İtilaflar saldırdı bize karşı. O zaman bu cepheler itilafların bize saldırması sonucu bizim topraklarımızda yaşanan ve bizim topraklarımızı savunduğumuz cepheler. O zaman buradaki cephelerin adı bizim o günkü toprakların ismi olacaktır. Neler bunlar? Bir, Suriye, Filistin. Arkadaşlar bunun diğer bir adı Sina cephesidir. İki, Hicaz, Yemen. Üç, Çanakkale. Dört, Irak cephesi. Irak'ın diğer bir adı Basra cephesidir. Kanal'ın diğer bir adı Süveyş, Mısır cephesi de denilebilir. Şimdi C, dış cepheler. Dış cepheler nedir? Osmanlı'nın ne Osmanlı'ya karşı açılmış ne de Osmanlılaştığı cepheler. Osmanlı'nın müttefiklerine yani işte Avusturya, Macaristan'a, Almanya, Bulgaristan'a, daha çok Bulgaristan ve Avusturya, Macaristan'a yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephelerdir.
Nereler buralar? Galicia, Romanya ve Makedonya'dır. Galicia, Romanya ve Makedonya. Galicia ve Romanya daha çok Bulgaristan'a, Makedonya daha çok Avusturya'ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephelerdir. Şimdi buradan şurayı şöyle temizleyeyim. Bakın şimdi. Şöyle bir şey yazayım. Arkadaşlar, Çanakkale Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in savaştığı ilk cephe Çanakkale. Sonra Kafkas, Mustafa Kemal'in savaştığı ikinci cephe. Çanakkale'de yarbayken albay olacak. Oradan Kafkas'a gidecek. 16. Kolordu komutanı. Kafkas'ta albayken general olacak. Paşa olacak yani. Ondan sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in savaştığı 3. cephe Suriye-Filistin olacak. Yani şurada 1915'te burada, 1916'da burada, 1918'de burada olacak. Yani Mustafa Kemal'in Dünya Savaşı'ndaki son cephesi Suriye-Filistin, yani Sina cephesi olacak. Hatta burada Katma Savaşı'nı yapıp Araplara karşı kazanacak. Tamam mıdır? Arkadaşlar şurada Hicaz Yemen'de Fahrettin Paşa var. Fahrettin Paşa çöl kaplanı, Medine müdafisi. Medine'yi İngilizlere uzun bir süre vermeyecek. Şurada ise, Irak'ta ise Halil Paşa. Yani Halil Kut var. Halil Kut Selman-ı Pak'taki Kutulemere Savaşı'nda İngilizleri perişan edecek. İngiliz komutan Townsend ve 12 bin İngiliz askerini esir alacak. O yüzden de kendisi Kutulemere kahramanı olacak. Orada Kutulemere Fatih olarak Kazım Karabekir geçer ama o daha çok kızının anılarında anlattığıdır. Tamam mıdır? Arkadaşlar Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin sıralamasını, Hicaz, Yemen'de Fahrettin Paşa'yı, Irak cephesinde Halil Kut'u, Selman-ı Pak'ta Kutulemere'de Halil Kut'u unutmamak gerekir. Tamam mıdır? Şimdi bu tahtamızı bu şekilde bırakalım. Çünkü cepheler diye başlık atarsam süreç uzayacak. Tahtamızı temizleyelim, ondan sonra cepheler diye başlığımızı atalım. Teker teker Kafkas, Kanal, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen diye devam edin. Tamam mıdır çocuklar? Bu arada bir çay molası Early Grey için. Tamam, hadi bakalım.